kızım? Bugün geç mi gidiyorsun işe? Evet canım. Patron bugün fabrikada olacakmış. Geç gelebilirsin dedi. Diğer çalışanların da dışarıda toplantıları varmış. Rahatım yani. Benim servisime, çayıma ihtiyaç yok diyorsun. Anladım. İhtiyaç yok. Evet, orada yok ama burada ihtiyaç var Gülden'cim. Burada babamın ihtiyacı var, annemin ihtiyacı var, senin ihtiyacın var, abimin ihtiyacı var. Yani birazdan kahvaltı hazır olmazsa babanın sinirine hiç ihtiyacım yok ama. Beni lütfen oyalama, tamam mı? Lafa tutma beni. Nazlıcığım, bugün o toplantılara gitmesi gereken kişinin sen olduğunu biliyorsun değil mi? Ben halimden çok memnunum Gülden. Sen bilirsin. Biliyorum, evet. Sağ ol. Nazlı. Abicim. Gülden kolonya buralarda mı? Burada bir tane. Ah. Sen tıraş mı oldun? Evet. Teşekkür ederim. Ay. Dur. Ay sen yumuşacık olmuşsun kurabiyem benim. Ya Gülden'cim. Çok rica ediyorum, bana böyle kurabiyem demesen. Ya. Tam hani baş başayken, tam hani bir yere kadar. Bence baş başayken dedim ama başkalarının yanında lütfen aklını bile getirme oğlum. Bak milletin ağzına sakız oluruz yani. Rezil rüsva alırız, lütfen yapma. Aşk olsun Ahmet ya. Ya ben kocaman yalnız kaldığımda evimdeyim böyle baş başa. Sevgi sözcüklerini kullanamayacak mıyım? Ben sana kurabiyem diyemeyecek miyim? Bu yumuş yumuş yanaklarına sıkatmayacak mıyım bir tane? Ya Gülden. Ne? Bari yumuş deme ya, yani yumuş deme. Yumuş deme, kurabiyem deme. Nasıl söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Allah Allah. Ya tamam, illa bir şey söyleyeceksen, yani Ahmet'i tercih ederim de. İlla bir şey söyleyeceksen hani tamam kurabiyem de ama yumuş deme. O da lütfen baş başayken. Birinin yanında lütfen, çok rica ediyorum. Tamam kurabiyeciğim. Tamam. Nerede peki bu susmuş dediğiniz kişi? Vallahi işte Alper birader fıldır fıldır arıyor. Bulacak inşallah ya, merak etme sen. Zaten haber geldi. Mustafa'cığım, dün gece görmüşler ona benzeyen birini. Aa, ya inşallah odur ya. İnşallah onu görmüşler. İnşallah bir şey olmaz. Hemen kötüyü düşünmeyin be abiler. İçinizi biraz ferah tutun. Dün gelecek. Ana. Aradığımız kişinin nerede olduğunu, nereye gittiğini görebileceğiz. Hayda, Atilla hayda. Gene ne konuşuyorsun 46'lık ya? Hakikaten garip garip konuşmaya başladı yine. Ya biz bileceğim miyiz birader? Nereden bileceğiz milletin nereye geldiğini, nereye gittiğini ya? Gün gelecek. Teknoloji öyle ilerleyecek ki... istediğimiz kişinin nerede olduğunu, nereye gittiğini bize gösterecek. Nereden geldiğini gösterecek mi peki? Levent Bey, Levent Bey. Müşteri geldi, bir şeyler soruyor, anlamıyorum. Bir baksanız. Tamam Ferhunde Hanım, hemen geliyorum. Koş oğlum, koş. Abiyem. Ahmet. Canım. Sen de bana böyle bir lakap bulsana. Az önce canım dedim ya. Canım karıcığım olsun. Ay Ahmet ya, evlendiğimizden beri bana canım karıcığım diyorsun zaten. Ben daha özel bir şey, böyle bir düşünülmüş, benim için özel böyle kalbinden çıkan bir şey diyorum. Mesela kurabiyem gibi. Çikolatam. Ya Gilde, evlendik biz, çoluk çocuğa karıştık. Ne çikolatası, ne kurabiyesi. Öyle mi olduk şimdi? Demek öyle. Bak, evlilik aşkı öldürüyor diyorlardı da boşuna dememişler işte. Geçti bizden tabii. Hayatım, ne alakası var bir tane miyim? Ben öyle bir şey mi dedim ben? Ağzından öyle bir şey çıktı mı? Ben ima bile etmedim. Canım, olur mu öyle şey? Ben seni çok seviyorum. Dünyada en çok sevdiğim şeysin sen Aslı'yla beraber. Ay hayatım ama bir lakabı bana çok görüyorsun. Bak, bak komiser Rıza'ya. Karısına frambuazlı pastam diyor yani. Demek ki onların sevgisi baki kalmış yani. Evliliğe rağmen devam ediyor aşkları ama bizden geçmiş. Geçmiş yani. Of Gülden. Of Gülden. Hah. El alime frambuazlı pasta, bize of Gülden. İşte böyle. Canım. Ceylanım. Antep fıstığı. Pamuğum. Evet, iyi gidiyorsun. Çam kozalağım. Ahmet ya. Pamuk şekerim. Fıstıklı helvam. Ballı böreğim. Ballı börek ne ya?
Külden bir dergide okumuş da ballı börek. Tarif herhalde yeni bir lezzet onun. Evet, evet. Hemen yani Rukiyani'ye tarifi verelim, yapalım diyorduk evde, deneyelim. Ya. Ya çıkarmayın ya. Ballı börek diye bir şey olur mu ya? Çok acayip, çok acayip. Ballı börek neymiş ya? Hadi bakalım. Her şey hazır. Ay, iyi oldu. Açlıktan öleceğim yoksa ya. Tamam benim. Her şey hazır babacığım. Başlayabilirsin. Şahin, babamın kırgınlığı hala geçmedi. Bence sen bir süre daha gözüne gözükme. Ya senin yüzünden 20 kişilik pastayı tüm mahalleye dağıttı. İnat ettim Mavişim. Eğer ben Şahinsem Erol Taş Baba eski Sami'yi güldüreceğim. Sen de göreceksin. İnat ettim. Hiç sanmıyorum. Ya benim şakalarıma falan dayanamaz ya. Bir gülecek var ya, yelkenleri suya inecek, beni buraya çağıracak. Ne yapıyor bakalım? Nasılsın? Merhaba usta. Merhaba. Güzel kızım. Ben şimdi fırına poğaça attım. Sen bunu 5 dakikada bir kontrol et, tamam mı? Tamam babacığım. Hah. Ya sana şey diyeceğim usta. Geçenlerde gördün mü sen onu? Ne? Ya diyorum ki ben, Ahmet abiyle olmuştu ya. Ne diyorsun ama ya? Zıt Saranköy. Hiç gülmedi. Hiç komik değildi de ondan olabilir mi? Nazlı, sen işe geç kalmıyor musun? Sevcim, müdür muavini ya. Kendi kendine izin vermiş bugün Nazlıcığım. Evet babacığım, bugün geç gideceğim. Baba bu susmuşu ne yapacağız, ne düşünüyorsun? Dur bakalım ya, Alper bir bulsun da onu. Eğer oysa bir başının çaresine bakacağız. Dur bakalım. Ben bakarım. Alo. Günaydın, gel. Günaydın, guten morgen, canım ailem. Ya siz... Sizi görmek için böyle sabırsızlanıyorum. Ala. Hoş geldin. Canım. Muhtemelen benim ya. Ay Ahmet abi, yenge. Yürüyen gürültü ya, geldi. Şahin ne haber? İyi Ahmet abi, sen nasılsın? Ya bak, Sami almıyor mu hala senin için? Ah be, evet enişte ya. Ya alıyor da, ya sürekli somurtuyor hala. Yani yüzüme bakmıyor ya, böyle duruyor ya. Hiç şey yapmıyor yani, pef oluyorum. Adam haklı, Şahinciğim adam haklı. Sen böyle yenilir yutulur bir şey yapmadın yani adama. Ya Sami yerden göğe haklı ya. Adama 20 kişilik pasta siparişi veriyor. Ortada 20 kişi yok. Adam 20 kişilik pasta hazırlıyor. O kadar emeği, alın teri boşa gidiyor. Olacak şey değil. Ya Nihti ya, boşa gitmiyor aslında. Ya beni çağırır diye düşündüm. Öyle bir plan yaptım. Tıkır tıkır püfer püfer işliyordu ama... Ah, pef oldum ya. Olmadı. Bence sen Sami abiye bundan sonra yalan söyleme. Bence de. Tamam. Söylemeyeceğim ama siz de konuşun ya, ne olur. Enişte Ahmet abi ya. Enişte ya, sen yaparsın, sen büyüksün. Babama düşer o iş, babama. Evet, evet. Ay kuzum benim, tamam. Sen azıcık bir şeyler ye. Enişten halleder o işi, değil mi Fehmi'cim? Söz vermiyorum. Kurabiye, şu zeytini versene. Ay, çok özür Bas, kurabiye. Kaldım böyle, kaşar düştü. Kurabiye mi dedin? Kafanı koparırım sana. Dilini koparırım seni. Kurabiye. Oradan bana yumurtayı versene ya kurabiye. Bak sana diyor kurabiye diyor, yumurtayı diyor. Vers. Kurabiye diyorum ya, duymadın galiba. Yumurta yumurta. Kurabiye. Bana mı dediniz ya? Başka kurabiye. Sanki masa kurabiye de olur. Bir tane var ya kurabiye. Buyur abi. Ablacığım, ben sana yenisini atacaktım kebabın ya. Benden olacaktı. Abi, bir şey diyeceğim sana. Kardeş bir şey deme. Daha yeni oturdum. Dokunma bana. Benden de bir şey isteme ya. Yok abi, bir şey isteyeceğim. Bir şey isteyeceğim abi. Ya kardeş ben artık dayanamıyorum. Bak sana söyleyeyim, böyle gitmez ha. Artık yeter vallahi ya. Abi ne yalan söyleyeyim, ben de dayanamıyorum. Gel sen ocağın başına geç. Usta ol, bu ustalık çok zor işmiş abi. Elini öpeyim, affet beni.
Büyüklük sende kalsın abi. Ben bir cahillik ettim. Abi ver elini. Affet beni ha. Affettin mi abi? Affettim. Gel gel. Zor değil mi? Ya. Çok zor abi, çok zor. Ne oldu ya? Ana! Abi, buradan tahin pekmezi versene bana kurabiyeciğim. Baba, şunun yanında yapma bak. Gözünü seveyim baba. Şunun yanında yapma. Sağ ol kurabiye. Baba, ne olur ya. Lütfen ya. Allah Allah, ne var ya? Gülden görüyor musun yaptığını ya? Abiciğim, bilerek yapmadım. Ağzımdan kaçtı ya. Üf, kusura bakma. Canım, Allah Allah. Siz de gitmeyin çocuğun üstüne. Olabilir karı koca arasında öyle, öyle istediği gibi hitap edebilir canım. Ne, sen ne yapacaksın bugün işte? Anlat bakalım. Bilmiyorum anneciğim, hiç düşünmedim. Zaten yani kafam allak bullak dağılmış vaziyetteyim. Rukiye, bu un kurabiyesi gibi ya. Çabuk dağılıyor. Yandı, yandı kurabiye. Çaylı kurabiye bu. Buna böyle batırıp batırıp yiyeceksin o kurabiyeyi. Kurabiyenin altı yandı ya. Seni mahvederim. Çok seni pişman ederim. Bak seni pişman. Ondan sonra bana Ahmet abi, Ahmet abi diye. Yok, tamam mı? Bak 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 bak. Sinirli kurabiye. Çok değişik bu ya. Sinirli kurabiye oldu. Babacığım ya. Gözünü seveyim. Bak şunun yanında. Babacığım gözüne bak ya. Gülden. Fıstık kurabiye, fıstık. Ah Gülden, ah. Konuşan kurabiye var ya. Bilim şokta ya. Bilim durmuş vaziyette şu anda. Vay enişte var. Ya bir şey bulduğum zaman çok iyi üstüne gidiyorum yani. Çok yani orada çok dikkat et. Bravo. Ürettikçe üretiyorum ya. Çok acayip. İnanılmaz yeteneklisin işte. Helal olsun sana kardeş be. Ya Alper sen harbiden delikanlı çocuk musun kardeşim ya. Ya yılmadın, gittin, susmuşun, izini buldun, aldın, getirdin ya. Helal olsun. Vallahi bravo sana kardeş ya. Helal olsun, helal. Hallem etti, kallem etti vallahi. Dedektif gibi sürdü vallahi izini. Ya Mesut abi, buldum ama zar zor getirdim. Hiç gelmek istemedi garip ya. Hadi ya. Hadi be. Susmuş bileler. Susmuş bileler. Ya hiç özlemedin mi bizi ya? Ya Mesut, ne adamı hemen ecel sorularıyla meşgul ediyorsun? Biraz dinlensin, bir kendine gelsin ya. Doğru dedin Mustafa'm, benimki de laf. Zavallı kaşınıyordu ya. Kesin bitlendi kesin. Çıkamamış gibi baksana. Duydunuz mu? Susmuş gelmiş. Perişan haldeymiş. Yalan. Demek kız günah be. Ay anne baksana herkes çınar altında başında duruyor. Evi yanmış diyorlar. Aa, bana da zelzelede yıkılmış dediler. Zar ondan sokaklarda kalıyormuş. Allah düşmanımın başına vermesin ya Rabbi. Aman aman evlerden uzak. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ya şükür halimize görüyor musun? Allah'ım bugünümüzü aratma ya Rabbi. Amin. Susmuş bileler. Ne yapıyorsun? He? Nasıl gidiyor yani işler güçler falan filan? Bir ağrın sıkıntın sızın var mı? Mesut.
kim bilir ne kadar zamandır sokaklarda yaşıyor veya bu kesin şifaya kapmıştır. Bence de. Hastaneye de götürmek gerekebilir Sami abi. Kalkın götürelim o zaman arkadaşlar. Ne duruyor musunuz? Allah Allah. Sana mı dedi? Bu ne dedi Sami abi diye herhalde. Sami abi dedi, bana dedi belki. Nereden biliyorum? Ben biliyorum. Bu mahallenin en eski Sami'si benim. Ondan biliyorum. Bu bana demiştir. Kesin bana demiştir. Artık bir Sami abisi daha var. Ortağıma alışman gerekir. Hiç bilmem alışamam. Bu mahallenin Sami'si benim. Sen git adını değiştir. Başka bir şey bul kendine. Ya Sami aga. Efendim. Efendim. Ya bırakın şimdi tartışmayı. Allah Allah. Zaten bak ne yapacağımızı bilemiyoruz şurada. Bir de sizle uğraşmayalım ya. Evet, evet. Ya susmuşa ne yapacağımıza karar verelim. Siz burada tutmuşsunuz Sami mi Sami. Bu konuyu halletmiştik. Evet. Eski Sami, yeni Sami. Evet. Büyük... Kel Sami, saçlı Sami. Büyük Sami, küçük Sami. Evet. Evet, tamam. Kel Sami değil ama saçları var bak. Benim var. Koşunuyor mu? Koşunuyor galiba. Ya Rukiye. O kadar çok söz ettik ya. Canım kurabiye istedi ya. Bir kurabiye yap da yiyelim ya. Yaparız belki. Bir de gülüyorsun bak. Bütün bunları sen açtın benim başıma. Gülüyor. Ne yapayım Ahmetciğim, komik ya. Ne yapayım, ağzımdan kaçtı bir kere. Hala yapılmışı var burada ya. Yeriz ne güzel. Şahin. Şahin zorluyorsun Şahin. Hadi. Baldı böyle, sen otur. Ya baba. Fethi'cim, Fethi'cim. Susmuş bulunmuş. Ah, o ne ya? Hadi. Hadi. Kurabiye yürü. Gidiyoruz. Ulan hadi, gel gel bakalım. Ben de gel. Bulunmuş. Ya susmuş, şu çorbandan iç hadi ya. Hadi. Hadi ye bir lokma bir şeyler. Ya bak bundan sonra böyle bizi bırakıp falan gitme yok, tamam mı? Anlaşıldı mı? Bak böyle bana cevap vermeden beni dinleyen adama bayılıyorum ya. Ne güzel ya. Keşke herkes senin gibi olsa ya. Ben öyleyim değil mi? Yani senin sözünden hiç dışarı çıkmam. Can dostum benim. Alper. Sen şimdi susmuş al. Bir hamama gidin ya. Şöyle güzel bir yıkansın orada, he, tamam mı? Tamamdır Fehmi abi. Sen hiç merak etme. Bir de Alper. Fehmi abi ben de vardı, hiç gerek yok. Ya oğlum al şunu. Sen ne büyük kalpli bir insansın ya. Gördünüz değil mi? İkilemeden cebinden çıkarttı şırak diye parayı koy. Kim yapabilir bunu? Ya, ya... Sen mi? Sen mi? Sen mi? Ben mi? Ya tamam. Ya, şey yapma ya. Allah Allah. Ne gerek var böyle şeyle konuşuyorsun? Herkes öğrensin. Bonkörlüğünü herkes görsün. İnsanlara örnek olmalısın Fethi'cim ya. Ya Seyfi abartma ya. Allah Allah. Hadi Alper. Oğlum siz vakit kaybetmeden gidin hadi. Tamamdır Fehmi. Baba. Bir de bir hastaneye uğrasalar, bir doktor görse susmuşum. Heh, tam üstüne bastın Cankuş. Kaldılar yani, vallahi biz de onu konuşuyorduk. Ya Ahmet abi, biz oradan geçeriz hastaneye. Ha. Hiç merak etmeyin. Tamam, tamam. Baba ben de mi gitsem onlarla, belki bir yardımım dokunur. Yok abi, sen otur kal, işimiz var sende. Evet Ahmet, bizim önemli işlerimiz var yani. Ne işimiz var Fethi? Ya susmuşa bir yer falan bakalım, kalacak yer bakalım. Kiralık yer bakalım. Evet. Doğru. Tamam baba. Bir kiralık ev bakalım. Ha. Uygun tarafından bakalım. Nazlıcığım. Anne. Yani hiç anlatmıyorsun. Nasıl gidiyor işin gücün? İyi gidiyor anneciğim. Ya çok. Anlamadım. Çok iyi gidiyor diyor anneciğim Gülden. Ha. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Siz gelin görünce kaynatıyorsunuz tabii arada, değil mi? Tabii, tabii. Laflıyoruz hep. Tabii. Ya, ya ben de laflayayım. Bana da anlatın. Ben de merak ediyorum ne oluyor, ne bitiyor. Yani bir şey oluyor mesela bu aralar. İşte böyle şirkette evlere gidip satış yapacak, pazarlamacı olarak çalışacak kadın elemanlar arıyoruz. Ya işte onların görüşmelerini yapıyoruz. Yoğun yani, çok yoğunuz. Çok güzel. Güzel, maşallah. Ben bakayım kapıyı, oradan da gideyim ben artık anneciğim. Tamam canım, yoğunluk tabii kolay değil.
eleman almak falan bunlar hiç kolay şeyler değil. Merhaba. Merhaba, görüşürüz. Hoş geldin Yıldızcığım. Hoş bulduk. Dur, terli mi giyeyim? Kız, Rukiye abla. Canım. Susmuş gelmiş, duydun mu? Duydum. Ay, şeytan kulağına koşun. Allah'ım sen düşürme yarabbim. Tamam canım, o kadar dövünülecek bir hali yok adamın. Allah Allah, birazcık kötüymüş ama el birliğiyle, değil mi? Güzel güzel, onun da her şey düzelir, hayatta yoluna girer. Fehmi ile konuştuk zaten, o halledecek her şeyi. Sen onu bırak da sen ne yaptın? Halletti mi para işini? Ay yok, halledemedim ya. Ama Mesut'la barıştık. Perihan olan borcumu ödeyeceğime söz verdim. Ya adam altınları satmama da izin vermiyor. Dedim ben çalışacağım. Önce ikna olmadı da sonra ben onu ikna ettim. Hadi bakalım. Bunda mı yanlış? Ne iş yapacaksın peki Yıldızcığım? Bilmiyorum ki. Bana her şeyi deyin. Nereden biliyorsun demeyin. Kendimden biliyorum. Ya kiralar ateş pahası abi. Ya tamam da butik ne yapalım ya? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu susmuşun kirasını bir şekilde hep beraber ödeyeceğiz ya. Aynen John Wayne'en Fehmi abi. Ödememiz lazım. Cemal, bana bir kağıt kalem verir misin? Hemen abi. Babacığım, bu susmuşun kumbarası, anahtarı da sizde. Oo, tamam. Bak Mesut, bunu da hocanın yanına koyarız, tamam mı? Sen de buna göz kulak ol. Tabii tabii, merak etme sen Fehmi abi. Böyle yani herkes böyle kafasına göre yani içinden ne geliyorsa buraya atar işte. Efendim ben hemen şöyle herkesin gözü önünde parayı atıyorum efendim. Hani örnek olması açısından. Nasıl beni takdir ettin değil mi Fethi? Şimdi bak, yani normalde bir elin verdiğini öteki elin görmemesi lazım. Ayıptır. Vallahi güzel. Doğru. Bu kutu güzel oldu Fehmi abi. Acayip şerar bu. Şey, herkes gönlünden ne kopuyorsa hemen açıp bir şey yapar, içine atar. Güzel oldu bu. Evet, evet. Çok güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Sami ya, ya siz de bir şey geliştirin. Yani ne yapabiliriz başka? Ne olabilir? Allah Allah. Sami diyor herhalde bana diyor. Senin elini hemen açık at diyor mesele. Fehmi abiyle konuşuyoruz burada. Ya tamam, fark etmez ya. Eski Sami, yeni Sami. Kim ne bulacaksa bulsun. Herkes bir şey bulsun ya. Fehmi abi, yaptığım hesaplamalara göre susmuşun harcamalarını karşılayamayız abi. Bence öyle. Nasıl ya kardeşim? Madem bu adam bu kadar sizin için önemli birisi, ya benim atölyenin alt katında bir tane döşek var. Yani susmuş istediği kadar orada kalabilir. Ha. Ya harika ya. Allah razı olsun Halit. Sizden de muhtarım. O zaman yastığıyla yorgan da benden susmuşum. He. O zaman pastane de emrine amade. Gelsin yesin içsin her şeyi müessesede. Aman kardeş bizim dükkana da gelsin. Kebabını yesin, çorbasını içsin. Helal hoş olsun ya. Helal, helal. Süper. Bravo. Vallahi bizim manavdan da istediğini alabilir susmuş. Söylememe bile gerek. İşte helal. Vallahi helal. Ya vallahi helal olsun çocuklar ya. Mahallemizin yüzünü kara çıkarmadınız ha. Enişte, herkese haber verelim tamam mı? Giymedikleri üst, baş, eşya varsa buraya getirsinler ha. Aferin şu an ya. Vallahi kedi kedi oğlu bir fare tuttun ha. Evet abi. Ha Ela, bu damat benim damadım ya. Bunlar. Sağ ol ya. Hadi ben o zaman gidiyorum pasıya. Biraz işim var orada. Ben de gideyim. Dükkan boş kaldı. Ben de seninle geleyim. Bir yardıma ihtiyacım olur belki. Yok yok, hiçbir yardıma falan ihtiyacım yok. Müsaade etme. Önemli olan dost istemeden yardım etmektir. Yani dost istedikten sonra yardım etsen ne olur, etmesen ne olur. Ben kara gün dostuyum Fethi'ciğim. Nasıl takdir ettin beni değil mi? Çok ettim. Ben iyi günler. Hadi butik. Rukiye abla gelin gelin. Gel. Havadislerim var. Gel gel, yerin hazır. Rukiye abla. Canım. Yer yerinden oynamış. Susmuş. Susmuş geldi, onu biliyoruz. Ama ben hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Yani insanın havadisinin kursağında kalması hiç hoş değil Rukiye abla, diyeyim ben sana. Böyle durumlarda işte Nurten ablacığım elini çabuk tutan kazanıyor. Aman sen de her şeyi çok bil Çan Çan. Hem ne olmuş? Evi yanmış, ondan sokaklara düşmüş. Aa! Ya bak işte ben böyle insanı şaşırttım. Şaşırdın değil mi? Şaşırdım.
Nurten'cim, emin misin öyle bir şey olduğuna? Anneciğim, dur şimdi hemen Nurten ablanın lafına bakıp. Öyle doğru olsaydı Fehmi babadan duyardık ilk önce, değil mi? Vallahi Rukiye abla, ben demiyorum. Konu komşu diyor. Günah onların boynuna, ben bilmem. Tabii. Aa, kız Yıldız, ne yaptın, iş buldun mu sen? Sor. İş buldun mu diye sorup dur benim yarama bas Nurten abla. Ya üstüme iyilik sağlık. Merak edip sormak da suç yani. Hayır, suç değil de şimdi bak, Nazlı o kadar uğraştı, tahsili var. Zar zor bir iş buldu. Ben bu tahsille nasıl iş bulacağım Allah aşkına? Annem, onu Mesut'a söz vermeden önce düşünecektim. Aa, buldum. Vallahi buldum. Ne buldum? Sana iş buldum ya. Tabii. Bak, Nazlı'nın şirkette böyle evlere gidip gelecek bayan eleman, pazarlamacı arıyorlarmış. Aa, sana pazarlamacı daha alası mı olur, değil mi? Bundan daha iyisini kimse bulamaz. Bundaki çene kimse de yok. Bir buçuk Ali de var, bu bundan da beter. Milletin yakasına yapışır, satmadan hayatta bırakmaz. Aa, evet ama anneciğim. Bırakmam. Beni bu tahsille alırlar mı oraya? Yıldızcığım, alırlar mı dediğin Nazlı. Yani orada müdür muavini biliyorsun değil mi? Anneciğim ama şimdi tabii Nazlı müdür muavin de şimdi sormadan da Yıldız ablayı ümitlendirmeyelim bence. Önce bir Nazlı'ya soralım. Ya sorar canım, sorarız. O kolay. Akşam gelince ben ona söylerim güzel güzel. Ay vallahi Nazlı da çok sevinecek. Nasıl aklıma geldi? Ya çok sevinecek, evet. Ay Rukiye abla, çok hora geçer vallahi. Ay kız Yıldız. Nasıl şanslısın ha? Nasıl böyle dört ayağının üstüne düştü değil mi ama? O yıllarda mahallemizden birinin en ufacık bir şeye ihtiyacı olduğunda herkes işini gücünü bırakır koştururdu. Ne şimdiki gibi sadece kendini düşünen bencil insanlardık, ne de insanlara yardım etmekten acizdik. Şimdi yani durum böyle aslına baktığınız zaman. Siz de biraz destek verirseniz iyi olur. Evet, çok doğru. Biraz destek verirseniz Fethi'nin dediği gibi çok iyi olur. Seyfi, Eko'ya gerek yok ya. Ben söyledim onları, tamam. Mr. Seyfi, Donto Eko. Ha, çok güzel, çok güzel parmak bastı muhtemelen yani. Yes, good bir şey dedim. Siz hiç merak etmeyin Fehmi Bey, biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Ben de kaza, kırka, atkı, ne gerekiyorsa örerim Susmuş Bey için. Ben de dikiveririm, üstüne göre bir şeyler hallederiz. Abi benim dükkanda da istediğini yiyip içebilir. Oo, güzel ya, güzel. Ben de yaprak merak ederim. Ne yapacak yaprağı ya? Yaprağı gerek yok. Sen şimdi sağdan soldan ayakkabı gelir, onları tahmin edersin Hüsnü, tamam mı? Yok, ben yaprak vereyim. Ne yapacak adam yaprağı ya? İstemez yaprak, aa! Neden? Ya! Ya, ya ne yaprak diyorsun ki de bir ya? Yaprak istemiyoruz. Fethi'yi sinirlendirme lütfen. Tamam, neyse ben işe döneyim. Gel ben sana kumaş vereyim. Ha. Ya bir dakika şimdi yok burada. Dükkana gelsin de ondan sonra halledersiniz. Bir işi varmış, dükkanı bana bıraktı. Levent. Not is here. Hem o dükkanda ben de söz sahibi sayılırım. Ondan çok ben duruyorum orada. Ya doğru vallahi. Ama neyse, ben şimdi dükkandaki parça kumaşlarla başlayayım. Sonra Levent gelince hallederiz. Ben de geçeyim dükkanı. Ben de geçeyim dükkanı. Butik. Evet abi. Sen de bir ısıtıcı falan ayarla. Bu çünkü aletin depoda kalacak. Şişmiş bir adam dolar orada ya. Hiç merak etme Fehmi abi. Hemen en güzelinden bir katalitik ayarlıyorum. Aferin damat. Seninle gurur duyuyorum ya. Teveccühüm babacığım. Neyse, şimdi bize birer tane sosyete getir, Fethi'yle yiyelim. Yok ya, gerek yok. Bırak çocuklar çalışsınlar ya, işleri güçleri var. Aa, aşk olsun Fehmi abi. Bana her şeyi deyin, çalışsınlar demeyin. Sizin benim başımın üstünde yeriniz var. Lütfen, siz buyurun, geçin, oturun. Ben hemen sosyeteleri söylüyorum. Hemen. Peki, ne yapalım? Peki, şöyle geçin siz. Teşekkür ederiz. Bravo ya, çok sağ olun ya. Cankuş, görüyor musun? Mahalle seferber oldu Susmuş için. Eşyalar gelmeye başladı. Herhalde be oğlum, Allah Allah. Çınaraltı Mahallesi, o kadar olsun yani. Vallahi Fehmi Baba yine bir işe girişti ve alnına kıyla çıktı. Çok güzel oldu, tatlıya bağlanmış. Tatlıya bağlandı değil mi Mustafa evet, abi ya? Evet, tatlıya bağlandı. Tatlıya bağlandı yani.
Zeşön oldu. Kurabiye gibi bir hava var şu anda. Ortam kurabiye kokuyor. Şahin. Vas. Kopil, Şahin. Kopil. Oğlum fırına da böyle sizin tadı güzel pastanesinde şöyle güzel bir kurabiye getir bize. Ağzımız tatlansın. Cankuş herkesten beklerdim. Senden beklemezdim. Aşk olsun. Ya ne oluyor ki şimdi? Bittin oğlum sen. Görüyor musun? Bittin, bittin. Hadi oğlum hadi getir ya. Allah Allah mis gibi yiyelim ya kurabiyelerimizi. Ya bir şey söyleyeceğim Ahmetciğim. Ya ciddi konuşuyorum. Bakıyorum. Hakikaten kurabiye gibi çocuksun ya. Yenge o kadar doğru bir benzetme yapmış ki. Evet bak yapıştır yağ gibi kaysın oğlum. Bak bak ne güzel geldi. Neyle iyi gider o çay? Kendisiyle ya. Kendini böyle içeri daldırsın daldırsın yesin. Kurabiye kurabiye. Ya şş, bozulma be oğlum. Sen bizim kurabiyemişsin ya. Tadımız tuzumuzsun oğlum sen ya. Nereye gidiyorsun? Hareketlere bak. Bak bak bak. Ya Cankuş bozulma be. Allah Allah. Kafa buluyoruz oğlum. Kız Rukiye abla ne güzel akıl ettin. Hem bak yabancıyla da çalışmayacağım. Nazlı'yla çalışacağım. Değil mi? Ya. Tabii annem. Bundan iyisi Şam'da kayısı değil mi ben sana? Ya hanımlar yani bu kadar erken umutlara, hayallere kapılmayın. Daha Nazlı gidecek, kendi patrona sunacak. Kabul etmedi ki daha. Doğru. O ona sunacak. Ondan sonrası kolaylıkla hallolur. Ben sana söyleyeyim bak. Bu akşam konuşacağız ya Nazlı'yla. Bugün, yarın sana haber gelir gidersin görüşmeye değil mi? O zaman ben hazırda bekleyeyim değil mi? Tabii. Her an çağırabilirler. Tabii. Şimdi yeni iş görüşmesi, yeni kıyafetler almam gerekir. Hem biraz kilo da verdim. Ben bir alışverişe gideyim ya. Ha? Koş. Sen geç kaldın. Koş hemen git alışveriş yap. Birden çağırlar da böyle kalıverirsin tamam, vallahi. Tamam. Görüşürüz hadi bakalım. Tamam. Yıldızcığım çok da açılmadan değil mi? Böyle sakin sakin ha. Yok yok indirim de şey. Ha indirim tamam. Allah Allah. İşte. Görüyorsun değil mi Rukiye abla? İşte bu böyle. Hemen nasıl böyle bir iş kadını oldu da alışveriş yaptı şimdi hemen koştur koştur bir havalarda. Allah Allah Nurten abla niye havalara girmesin? Kim böyle bir haberi alsa sevinir tabii ki. Aa yok bu sevinmek değil. O böyle bir havalara giriyor 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 ondan sonra pıs çabuk sönüyor. Anneciğim. Hı. Keşke sen de daha Nazlı'ya sormadan Yıldız ablaya böyle ümit vermeseydin. Bak şimdi üzülecek belki. Allah Allah. Neyse sorarız canım sorarız çözülür. Nazlı da sevinir. Olur yani niye olmasın? Bal gibi olur. Aynı zamanda birbirimize yardımcı olmamız gerekir. Kız zor durumda. Böyle bir şeye ihtiyacı var yardımcı olacağız. Kimimiz var birbirimizden başka Güldenci? Ama öyle deme bak Rukiye abla şimdi. Yani o da Perihan'a o kadar borç yapmadan önce düşünecekti. Dünya kadar borcu var. Bak ne yaptı şimdi yine koştur koştur. Geç kaldı alışverişlere gitti. Olmaz yani. Ay aşk olsun Nurten abla ya. Yani Yıldız abla arkasından böyle konuştuğunu duysa bayağı alınır. Aa ne alınacak canım? Yani darılmaca gücenmece yok kusura bakma. Gelsin yüzüne de söyleyeyim. Ha benim içim dışım bir. Dedikoduyu da sevmem biliyorsun. Ama öyle. Mavişim. Erol Taş Baba eski Sami'ye öyle bir şey anlatacağım ki yerlere yatacak. Vallahi hiç sanmıyorum ama dene şansını Şahin. Bak şimdi gör. Usta! Bugün var ya öyle bir şey öğrendim ki şaşıracaksın. Ne? Gülden yengem Ahmet abiye ne dese beğenirsin? Ne? Kurabiyem dedi. Çok komik değil mi? Ne yapıyor ki? Ne yapıyor? Komik işte değil mi? Kurabiyem ne? Ahmet abi ne dedi Şahin? Böyle duruyor böyle, böyle. Usta komik değil mi ya? Ha? Gülmeyiz abi ya, gülme. Hiç bile abi komik. Abim komik mi ya? Kurabiye Ahmet. Ulan sakın gülme. Sıkı tut. Kendini bırakma, gülme ya. He? Ya gülecek gibi duruyor. Şöyle hareketler et, böyle bir şeyler gibi. Evet, bana döndük. Evet, he. Usta! Nasıl? Çok komik. Ne yapıyorsun sen orada ya? Böyle ne yapıyorsun? Lan komik değil. Aa güldü işte. Hayır gülmedim, gülmedim. Güldüm. Komik değil, gülmüyorum. Arkadan gülüyor, başını gülüyor. Gülüyor, gülüyor. Bu hakkı... Hayır, komik değil. İnsan hiç kocasına yalan söyler mi? Hiç kocasından bir şey saklar mı Rukiye abla? Olacak iş mi Allah aşkına ya? Çok
Çok doğru söylüyorsun canım ama olmuş artık bir kere değil mi? Artık yapacak bir şey yok. Olan olmuş. Şimdi bir şey söylemek düşmez bize bence. Çok da güzel düşer. Niye düşmüyor canım? Yanlış yaptı. Ya o kadar borç yaptı. Mesut'u el alemin gözünün önünde ne hallere düşürdü. Olmaz Rukiye abla. Ha gelsin. Yüzüne de söylerim canım. Muhakkak. Ya benim şu patikleri bir Ferhunda'ya bırakıp gelmem lazım. Çok kısacık hemen. Sen otur istersen, yabancı değilsin. Bırakayım geleyim ben, olur mu? Tabii tabii. Otur Murtar abla, ben evdeyim. Ha yok. Ben de geleyim Rukiye abla. Ne yapacağım evde otur otur, sıkıldım. Geleyim şöyle bir havam değişsin benim de. Öyle mi diyorsun? Tamam gel o zaman, tamam. Tamam. Ocakta yemeğim de yok. Senle böyle güzel güzel gezeriz değil mi? Hadi bakalım şu içerikleri de alıp geliyorum. Ay neler neler aldım Rukiye ablacığım. Artık Nazlı istesin, ben hazırım işe başlamaya. Aman ne güzel. Çok güzel yani. İyi hadi görüşürüz. Ben şunları eve bırakayım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Kız Rukiye abla. Eski borcu bitirmeden yenisinin altına gir. Pes yani. Bencim daha gitmeden hemen duyacak. Ama gelsin yüzüne söyleyeyim, ondan mı korkacaksın canım? Aa. Anneciğim. Ahmetciğim. Hayırdır? İyiyim valla. Ne olsun işte. Yiyeceğe geldik Ferhunda Hanım'a. Güzel. Ülten anne. Rukiye teyze. Buyurun bir gelin kahvemizi için. Yok annem yok. Çok içtik biz bugün. Hadi siz işinize bakın. Allah rast getirsin. İnşallah. Hadi kolay gelsin. Sağ hadi ol anneciğim. Işler. Sağ ol hadi anneciğim. Bakalım. Çıkışta bekliyoruz ama inşallah. Tamam tamam. Tamam. Ahmet abi. Canım. Bak, ne diyeceğim? Ne diyeceksin? Ya abi şu kurabiye olayı nedir? Böyle dillerden dillere dolaşan, ha? Senin diline kadar gelmiş demek ki butik. O Şahin'le Gülden'in lüzumsuz işleri. Yanlış demişler abi. Yanlış demişler abi. Sebep? Lokum demeleri lazım. Kurabiye ne ya? Lokum, lokum. Ah, Gülden yenge bir lokum diyecekti. Ah, adam. Abi. Butik. Efendim. Alırım o ya. Tamam abi, tamam, tamam. De, aa, bayağı pensesin sen ya, pense. Pense, bırak. Ya. Ay Rukiye ablacığım, bunlar çok güzel, elinize sağlık. Vallahi beğendin mi kuzum benim çok ya? Çok güzeller. Ay inşallah satılır Ferhundacığım. Satılır, satılır, satılmaz mı? Heh. Bu arada. Heh. Daha önce getirdiklerinizi toplu sattım. Bu da parası. Aa, ama bu çok sanki. Olur mu? Emeğinizin karşılığı o para. Ay. Çok teşekkür ederim vallahi. Ay Allah ya. Ay çok geldi birdenbire, ne bileyim ben. Hadi bak o zaman yaptıkça yaptıkça getiririm ben sana. Tamam, tabii, tabii tabii. Ya abla maşallah de, dilini ısır, tahtalara vur ama bir şey yap yani, baksana. Maşallah. Ay Ferhundacığım çok teşekkür ederim. Ha olmuş ya. Ah geldi başımın tatlı belası. Tamam geç otur geç. Geç hemen geç otur. Hoş geldin. Kim bilir Nilay yumurtlayacak gene. Ben böyle bir şey görmedim. Kaç gün oldu hala bir pazarlamacı bulamadın ya. Ya bir pazarlamacı bulmak bu kadar zor mu ya? Sen ilan verdin mi? Nasıl bulacaksın bu pazarlamacıyı? Ha? Yok, vermedin tabii. Peki nasıl bulursun ya? Yani bu ilan vermeden, aramadan, araştırmadan pazarlamacıyı nasıl bulursun ya? Yani zaten bu işte sana güvenende kabahat, biliyor musun? Güvenende kabahat. Efendim, araştırıyorum. Ama öyle herkese güvenilmez ki. Değil mi? Evleneceğim diye aklım bir karış havada. Yani aklın fikrin o hazırlıklarda. Biraz da şu işe yoğunlaşsan becereceksin de. Aksine efendim. Ya biliyorsunuz bu iş benim için çok önemli. Yani çok kıymet veriyorum ben işime. Ben niye görmüyorum? Biz niye görmüyoruz? Nerede bu kıymet? He? Bana bak Tuncer. Bu pazarlamacıyı buldun buldun. Bulmadın kendini kapıda bulursun. Sami abi, sana bir iş
teklifim var. İş mi? Evet. Aa, yemezler bu sefer. Kandıracaksın yine ben değil mi? Yok bu sefer, yok bunu ya, şey yapma. Yok abi, ticaretle ilgili. Ya gel otur şöyle konuşalım. İyi tamam, hadi bakalım geldim. Konuşalım, buyur. Madem iş konuşacaksınız, ben size birer tane limonata vereyim o zaman. Ne dersin? Olur, elvan olma. Şimdi, yarın okulda kermes var. Evet. Senden toplu poğaça alsam kaça veririz? Toplu poğaça mı? Evet. İşte bir tane tepsi var. O tepside 50 tane poğaça oluyor. Evet. Onu 300'le çarparsan ne yapıyor? Şimdi 50 çarpı 300, 15 bin lira. KDV'sinde düşersek sonuçta kermese gidecek. Ha, bu doğru. Doğru, o zaman onun ben KDV'sini düşeceğim. Ne de olsa kermesi şey yapacaksın onu, ondan dolayı. Evet. Şimdi toptan alım yapıyoruz. Toptan fiyatı farklı olmalı. Haklı babacığım. Haklı. Siz kimden yanasınız kızım? Hiç anlamıyorum ki. Yani ben şimdi hepsine 10 bin lira versem ben de kazanırım. Ne diyorsun? Ha. Vallahi onu şey yaptın. Sen vallahi bir şeyler hesapladın, kitapladın. Anlamıyorum ki benim. Kazıklamıyorsun değil mi? Ne diyor Elvan? Hayır babacığım, kazıklamıyor. Yani çocuk o kadar satış yapacak, o da kazanmasın mı değil mi ama? Ha. Tamam, o zaman yarın sen gel. Sabah erkenden gel ama sıcak sıcak al poğaçalarını, onu şey yap. O zaman ver elini sen abi. Seninle daha çok iş yapacağız. Aa, vallahi ben acayip seviyorum kızını ha. Kandırma değil mi bizi? Yok babacığım, yok kandırmadı ama biraz fiyat kırdı diyelim. Ha! Ulan çok mu kırdı? Sami, Sami, Sami. Çoluk çocuk aldadı seni. Sen daha inanmıyorsun ha. Bırak budala, çakır damadı geriye. Çakır damadı. Kandıracaksa da bu çocuk kandırsın beni ana. Hiç önemli değil. O damat olacak olan konuşan kirpi kandıracağına. O şotu kandırdı ya. Neyse, bir kararımı verdim. De bu dükkanın içeri hiçbir zaman giremez o. Aman ne güzel. Buyurun. Rukiye abla yeter mi bu? Bunu da koysak mı? Allah bak, bu da güzel. Ya fazla gelmesin, hani bir sorun yok da çürürüm ben. Yok yok, gelmez ya. Ben Aslı çok seviyoruz. Kalabalığı çok güzel bir sarı yer. Afiyet olsun. Başka ne vereyim? Acık da elma alayım. Elma? Elma alayım acık da. Demircim, var mı istediğin bir şey? Yok ya, istemem Rukiye ya. Zaten dünyayı aldın orada ya. Ya ben bugün şey patikleri sattım da meyveler benden, ben ısmarlıyorum. Bay bay bay. Oo, tamam o zaman, hadi bakalım, bereketli olsun ya. Sağ ol Demircim, sağ ol. Ya iyi denk geldi Nurten abla, ben doğuracaktım. Ben bir şeyler alayım şu an. Aa, sihirbaz Şerbet Erkin gibi ha, zart diye çıkardı bak. Neredeydi o file ya? Afiyet bal, şeker olsun. Sağ olasın, sağ olasın, sağ olasın. Aa, aa, susmuş. Aa, hoş geldin. Vay vay, jilet gibi olmuş bak. Ay, susmuş. Annem, hoş geldin. Ya susmuş. Ne güzel yakışmış sana ya. O eskisinden daha iyi olmuşsun ya. Fehim abicim, hastaneye de uğradık. Bütün tetkikleri yapıldı. Önemli bir sorundu. Eminsiniz değil mi? Eminiz, eminiz. İyi, iyi, maşallah, şükür ya. Ay, maşallah. Susmuş. Ha. Annem, bak bir şeye ihtiyacın olursa seslen, değil mi? Sakın çekinme. Da, ya Nurten, adam susmuş. Nasıl seslensin ya? Ay, ne diyeyim Seyfi? Yani hani lafın gerisi söyledim. Merhaba. Şey bu, kullanmadığımız eşyaları nereye bırakıyorduk biz? Meral ablacığım, şu kutuya atıyoruz. Hatta ben alayım onu, ben atayım. Size zahmet olmasa. Sağ olun. Bir bakabilir miyim ben ona? Tabii Rukiye yenge, bak. Aa. Tesadüfe bakıyor nasıl? Nurten, benim sana hediye ettiğim şeye benziyor. Cam kaba benziyor, onun da kutusu böyleydi. Çok iyi hatırlıyor. Bu o mu acaba? Yalan. Kız, bunun sende ne işi var anne? Şey, Elvan hediye ettiydi bana. Elvan'a da ben hediye ettim. Bana da sen hediye ettin Nurten abla. Pes yani. Pes gerçekten. Yüzük hiçbir şey bulamıyor. Benim sana hediye ettiğimi sen... Bak, bravo. Atayım mı ben şimdi? Buyurun, buyurun.
Rukiye abla bak ben şimdi açıklayabilirim. Yok Nurtancığım yok gerek yok açıklamayı ben duyacağım duydum. Hadi Fehmi'cim evde görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Aferin Yıldız gördün değil mi ne yaptığını? Seninle sonra görüşeceğiz diyeyim ben sana. Sonra görüşeceğim seninle. Hadi iyi günler. Dur ben de geliyorum. Bak Rukiye abla şöyle oldu. Açıklayayım ben sana. Yani biz Yıldız'ın evine gidiyorduk. O anda alelacele baktım kutu da hazır. Götürdüm onu verdim Yıldız'a. Ne yapayım yani? Fark ettim canım. Kutusunu açmamışsın bile. Ama Rukiye abla bak şimdi sen öyle diyorsun. Gel gidelim senin mutfağına. Kim bilir sende kaç kutu var onda? Anne Nurten abla doğru söylüyor. Vallahi bizim evde de dolu var. Mutfak dolu. Ya, tamam canım var. Gitsek baksak var evet ama ben onları birine hediye etmek, kıymet verdiğim birine hediye etmek icap eder diyerekten alıp kendi paramla koymuşum. Hiçbir bana hediye değil yani. Bütün suç Yıldız'da. Ya hadi ben ona mecburiyetten verdim. O niye gidip Elvan'a hediye ediyor? Durten abla, o da Elvan'a mecburiyetten hediye etmiş olabilir mi acaba? Ne mecburiyet canım? Lüzumsuz işler peşinde. Yani ben ona hediye etmişim. O da gitmiş Perihan'a vermiş, Elvan'a vermiş, yok bir şeyler böyle. Bir de onu oturmuş orada pişkin pişkin, rahat, geniş geniş anlatıyor yani. Neyse sen böyle şeyler söyleme şimdi. Duyar eder bir de iyice huzurumuz kaçmasın yani Nurtancığım. Zaten benim kalbim kırıldı. Aman duyarsa duysun Rukiye abla, ne olacak gelsin yüzüne söyleyeyim. Zaten böyle sürekli dibimizde bak basaja gittik geldik, aha hemen geliyor. Hah işte. Yıldız ablam da geldi. Nurten ablacığım. Hı. Yıldız ablamın yüzü. Söyle istersen. Hayırdır Nurten ablacığım? Ne söyleyeceksin yüzüme? Şey... Gülden Ahmet'e kurabiyem diyor bu. Sabahtan beri onu konuşuyoruz. Değil mi kız desene? Anlat. Kurabiye mi? He. Selam aga. Evet. Senin dükkanında kurabiye var mı be ya? Canımız çekti getirdi yiyelim. Kurabiye mi? Herhalde bende olacak. Kim ne olacak başka kurabiye? Vah hem de ne kadar çok var. Amin. Vereyim mi sana kurabiye? Yiyeceğim mi çayla beraber? İstemez abi. Sağ ol. O zaman Ahmet ben sana portakal getireyim. Ama kurabiye gibi. Getir Mustafa'm getir ya. Getir hem tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Gerçi bir şey söyleyeyim mi be? Yani kurabiye de ihtiyacımız yok ya. Bizim burada bak tatlımız oturuyor zaten. Kurabiyem benim. Mesut. Ne var Yıldız? Buranın tadı kaçtı. Bana müsaade ben kalp kırmayayım ben. Fındığım sana harika haberlerim var. Fındığım mı? Evde fındık bitmiş de Cengiz'im. Onu istiyor da. Nasıl alayım bir kilo? Yok yok yok. Evde fındık fındık bitmemiş. Alenen sana fındığım dedi. Doğru mu yenge? Bir daha lütfeder misiniz? Evet dedim. Nasıl? Fındığım dedi. Ya nasıl diyorsun ya? Nereden çıkartıyorsun bunları? Hayatımda ilk defa fındığım diyorsun bana. Artık fındığımsın. Ya nereden öğreniyorsun bunu şimdi? Ya gülmedim sen de. Fındığım. Fındığım. Ya bırak. Yenge Mesut'a fındığım diyormuş. Fındık. Sıramı savdım. Görüşürüz. Görüşürüz fındığım. Kurabiye de neyidir be ha? Şuraya bak. Fındığım. Manyak ya. E fındığımsın. Ya yürü git. Allah Allah. Mesut. Bu sen içerideki sobada ne yakıyorsun be? Fındık. Mehmet'ten fındıklı kurabiye yaptım. Yiyeceğiniz mi? Evet, Ahmet'in üstüne beni koysa fındıklı kurabiye takacağım ben. Vallahi güzel, helal. Geldi, gidiyoruz. Karma karışık yollarda. Hüzünden, mutluluktan de bana yapmışız, gene yıkmışız. Sonunda maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuş.
kuşuz geçmişin kanatlarına. Özlemişiz ne var ne yoksa hep bir devriyor. Güç almışız dünden bugün yürürken yollarda. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz.